Merhaba. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba. Kars, Iğdır, Ardahan aslında büyük Azerbaycan coğrafyasının bir parçasıdır. Azerbaycan bir coğrafyanın adıdır. Bazen orada yaşayanlara Azeri derler. Azeri diye bir millet yok. İnanmazsanız İlber Ortaylı'ya bile sorabilirsiniz onu. Orada yaşayan halka Türk halkı denir, Türk milleti denir ve Azerbaycan coğrafyasının bir özelliği vardır ki dünyanın en parçalı coğrafyalarından bir tanesidir. En büyük parçası İran'dadır. Ondan sonra büyüklükteki parçası müstakil Azerbaycan devletidir. Bağımsız Azerbaycan devletidir. Allah gücünü kuvvetini artırsın. Ondan sonra hemen yan yana böyle ifade edebiliriz. Hatta üç parçasını böyle Azerbaycan'ın sınırında tarif edebiliriz. Birisi hemen Dağıstan, Karaçay, Malkar bölgesine doğru Azerbaycan'ın uzanan parçasıdır. O da Rusya Azerbaycan'ıdır. Çoğu insan Türkiye'de bilmez. Gürcistan Azerbaycan'ı da çok önemlidir. Yaklaşık 500 bin Azerbaycan Türk'ü de Borçalı bölgesinde, Karayaz bölgesinde yaşar. Ben gittim oralarda kaldım. Eşimle çocuklarımla, hatta orada iki kardeşimle kir üyesi oldum. Karayazı bölgesinde. Oradan kara yoluyla Azerbaycan'a geçtik. Ondan sonra da Gürcistan bölgesinden sonra da çıktığımız zaman da bugünkü Ermenistan Azerbaycan'ın bir büyük parçasıdır. Orası aslında Ermenistan değildir. Sonradan Türkiye ile Doğu coğrafyasının arasına bir tampon olarak oluşturulmuş bir Rus Suni devletidir. Ve şu anda Ermenistan 3 tane komşusu var. Biri Gürcistan, biri Azerbaycan, biri Türkiye. Üçü de kavgalı. Niye kavgalı? Rusya öyle istiyor, Amerika öyle istiyor, Fransa öyle istiyor. Dün bize karşı kışkırtanlar aynı iddianın peşinde. Ermenistan bir millet olarak varlığını sürdürmek istiyorsa dünyada milletler camiasında yer almak istiyorsa öncelikle varlığını teminat altına almalı. Halkını kendi topraklarında refah toplumunun parçası yapmalı. Ve bugün Ermenistan'ın kağıt üzerinde 4 milyon nüfusu var. Ama Ermenistan'da 1,5 milyon Ermeni kalmamış. Hepsi dışarıda yaşıyor. Türkiye'ye gelenler yine şanslı Müslümanların içinde yaşıyorlar. Kendi kültürlerini korurlar. Ama işte bir Kars Ermenisi olan Kim Kardashian, o da diasporanın üyesi ve destekçisi. Ama Kanye West diye bir zenciyle evlenmiş. Çocukları annesinin bir Ermeni olduğunu bilir ama onun torunları Amerikan toplumuna entegre olurlar. Aslında en büyük kötülüğü onlara kendileri yapıyor. Türkiye'nin üzerindeki iddialarından vazgeçerlerse, Gürcistan'dan ve Azerbaycan'la iyi komşuluk ilişkileri kurarlarsa var olmaya devam ederler. Yoksa 150 yıl sonra karıştıkları toplumun içerisinde eriyip giderler ve yok olurlar. Bu bizim arzumuz değil, kendi siyasetlerinin neticesi olur. Aslında Kerkük, Musul bölgesi de kültürel manada Kars, Iğdır ve Azerbaycan Ardahan'ın bir parçasıdır. Cenab-ı Allah'tan diliyoruz ki bu parçalı Azerbaycan coğrafyası bir gün tek parça olsun, yekpare bir bütün olsun. Kars, Iğdır, Ardahan da bunun en gözde yeri olsun. Biz de onların bir parçası olalım. Tabii ki böylesine büyük bir kültürün, böylesine büyük bir coğrafyanın parçası olan kardeşlerimiz de Adana'da hemşehri olmaktan dolayı bahtiyarız, şeref duyuyoruz. İyi ki varsınız. Adana'da huzurun, barışın, kardeşliğin şehrinde ağız tadıyla saadet içerisinde hepinize nice huzurlu seneler diliyorum. Yeni yılınızı da kutluyorum.